AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüştü. Milletvekili Alkayış, ülkenin temel önceliği olan yeni anayasayla birlikte meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasasının birbirleriyle entegreli olarak hazırlanmasının büyük önem arz ettiğini, yeni anayasanın sivil, demokratik ve katılımcı nitelikler taşıması gerektiğini bildirdi. Milletvekili Alkayış ayrıca Adıyaman'ın öncelikleri hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Beyefendi'ye ayrıntılı bilgiler vererek Adıyaman'da yapımı süren projelerin bir an önce hızlandırılıp tamamlanması gerektiğini anlattı. Ülke ve milletin bu vasıfları haiz yeni anayasaya çok ihtiyacı bulunduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Adıyaman'ın ihtiyaç ve sorunlarını aktardı. Milletvekili Alkayış, özellikle 6 Şubat depreminden sonra Adıyaman'da yaşanan bir takım sorunların sahada kendilerinin karşılarına çıktığını belirterek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bu sorunların çözümü için destek istedi. Milletvekili Alkayış şunları söyledi. Bir hukukçu olarak Adıyaman'da yıllarca avukatlık yaptım. Avukatlık mesleğinin hem yasadan hem de uygulamadan kaynaklanan bazı sıkıntıları bulunmakta ve bu sıkıntılar avukat arkadaşlarımızın çalışmalarını oldukça zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra Besne ilçemizde yapılması planlanan yeni Adalet Sarayı için yer tespiti yapılmış olup çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Adıyaman Kapalı Cezaevi Elazığ depreminden etkilendiği için kapatılmış ve buradaki çalışanlar, tutuklu ve hükümlüler başta Siverek ve Diyarbakır cezaevleri olmak üzere çevre illerdeki cezaevlerine gönderildiler. Bu durum hem avukat arkadaşlarımız, hem cezaevi personelimiz hem de tutuklu ve hükümlü yakınlarımız için oldukça yorucu geçmektedir. Adıyaman'da yapımına devam edilen yeni cezaevinin bir an önce tamamlanmasını ve başta Siverek ve Diyarbakır olmak üzere çevre illerdeki cezaevlerine servisle veya çeşitli ulaşım araçlarıyla gidip gelen ve daha önce Adıyaman'da görev yapmış olan personelimizin tekrar Adıyaman'da görevlendirilmelerini sizden istirham ediyorum. Adıyaman cezaevinin bir an önce tamamlanmasıyla birlikte gerek yargı mensuplarımızın, gerek infaz koruma memurlarımızın ve gerekse tutuklu ve hükümlü yakınlarımızın yaşamış oldukları bir takım problemler halledilmiş olacaktır. Konuşmasının sonunda nazik davetlerinden dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Beyefendi'ye teşekkürlerini ileten Milletvekili Alkayış, Adıyaman'ın ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın sorunlarını yetkililere ulaştırmaktan ve bu sorunların çözümü için çaba harcamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu, bütün halkımıza saygı ve selamlarını ilettiğini dile getirdi.